Türkiye'nin birlik beraberlik noktası BBN Türk ekranlarındasınız. Politik Adam programı, bendeniz Fehmi Çalmık. Şimdi Politik Adam programında basın yasası ne getiriyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Sayın Ali Özkaya ile bir miktar tartıştık, konuştuk. Program devam ediyor ama stüdyomuzda diğer konuklarımıza ilaveten yeni bir konuğumuz geldi. Ali Özkaya Bey'i mecliste oylamaya gönderdik. Kim geldi? Bizim gazeteci, yazar bir büyüğümüz geldi. Çok deneyimli bir diplomasi muhabiri. Ama bir de siyasi kimliği var. Yenilik Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Bir muhalefet gözüyle de basın yazısını elbette ki konuşmasının başında değerlendirmek ister. Çünkü yıllarca emek verdiği bir meslek. Hatta gelirken de uluslararası basın kartını beraberinde getirmiş. Bir de büyüteçiyle beraber. Evet Emir abi, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar efendim. Sayın Anayasa Komisyon Başkan Vekiliydi değil mi? Evet. Durumu ve çıkarılacak yasa tasarısının doğruluğu çerçevesinde bir değerlendirme yaptı. Galiba ben yoldayken ancak bu kadarını izleyebildim. Sevgili arkadaşlar, bakın ondan sonra sen de dahil, Fehmi'cim sen de dahil, bu meslekte 1978'den başlarsak, sakın ha rakamları tutmayın ama o kadarlık gazeteciliğim var. Zeynel Bey'in de öyle mi? Çok eski yıllardan gazeteciliği var. Ne güzel. Var. Aynı zamanda gazete patronu, aynı zamanda GAP Gazeteciler Birliği'nin başkanı. Ha, onu da unutmayalım. Hani tabii, yok, evet. Patronumuza... Emre Aygen Bey, acaba bu yıl mı 35. yaş yıl dönümünü kutladı diye düşünüyordum. Fakat işi 78'e götürünce söyleyemedim. Yaşı koyunca hepimiz sustuk. Ya işte ne yapalım? Oldu bir kere. Şimdi bir şöyle bir şeyden bahsetmemiz lazım. Tamam, bir 12 Eylül öncesi bir gazeteciliğe başladığımız yıllardı. Bu bir iki buçuk seneye yakın bir dönemdi. Arkasından da bir 12 Eylül dönemi geldi. Ve şu anda da bir medyanın izlendiği bir gazetecilik icra edilmekte. Biz eskiden hepimiz şu anda ister iktidardan yana olan medya olsun, ister muhalif olan medya olsun, biz o haberi alıp da yazı işlerine götürdüğümüz zaman, yani artık ben size bir şey söyleyeyim mi? Sen bunu git bir daha yaz bile demezlerdi, biliyor musunuz? Çünkü öyle. Biz bir haber yazarken mesnet gösterirdik. Dayanak vardı. Evet. Şuradan aldığımız bilgiye göre. Ya da belge de vardı. Yanında da bir bilgi sunmuş olurdu. Doğru. Yani Türkiye'de ne olduysa oldu. Ondan sonra yani bunu ben 22 yıllık bir AK Parti iktidarı olarak görmek... Durup dururken farklı bir konuya girmek amacım yok. Ama ne olursa olsun, yani Cumhuriyet Gazetesi'ni de alıyorum, her sabah okuyorum. Ya diyorum Mustafa Balbay'a, sen bu haberi yazsan Uğur Mumcu sana, oğlum bu haber girmez, sana hiç mi demedi Allah aşkınıza? Bir haber yazılıyor ama ne geçmişi var, ne hangi sebepten dolayı o haberin yayınlandığı belli değil bir durum var. Ama sebepleri ya da nedenleri ne olursa olsun, hem de bir taraftan da siyasi seçimlere yaklaştığımız bir dönemde, işte biz gazetecilerin yaptığımız bu mesleki görevimiz çerçevesinde işte yalan haber verdiğimiz bir şekilde hangi kriterlere geliyorsa o da önemli değil ama zaten bir kriter kendileri bunun içerisinde yaratılacak. Dolayısıyla bir sürü insanın ondan sonra bundan dolayı hapishanede şöyle bir şey diyeyim. Yani geçirecek. Niye bir hani bu meclisten dışarı bir doktorumuza sahte doktorluk yapıyor iddiası bulunmuyor da gazeteciye söz konusu geldiği zaman yalan haber yazıyor iddiası gibi. Şöyle bir şey. Aynen, bence çok Emre abinin söylediği ifadeyi de aslında şöyle aşmak lazım. Mustafa Albay üzerinde. Hani köşesi. Orada köşe yazan kişinin yorumu açık, hür bir duruşu var. Yani orada bir yorum kısmı vardı. Belki de taraf. Taraftır. Ya o onun kendi kişisel görüşüdür. Yani ona saygı duymak lazım. Ama bir haberi
bir muhabirin yazı işlerine getirdiği veya bir editoryal anlamda gündem toplantısına gelen bir haberin dayanağı varsa, istinad edilen belgeleri varsa ve o konuda bir duruşu varsa, o zaman bunu nasıl değerlendireceğiz? Buna yalan diyemezsiniz ki. Hepimiz muhabirlikte başladık. Galile yalan haberden idam edilmiş. Dünyanın döndüğünü söylemiş. Yalan söylüyorsun diye adamı idam etmişler. Vallahi şimdi gazetecilik öyle bir noktaya geldi ki, düşünebiliyor musunuz? Sevgili patronumuz da bu canlı yayında, çok mutluyuz. Bir gün bir gazetenin sahibi eline bir belge veriyor. O belgeyi genel yayın yönetmenine veriyor. Sen de bunu git bir başka gazetenin genel yayın yönetmenine gönder diyor. Vallahi o genel yayın yönetmeni ben olsam iki şey yaparım. Sayın patron, ben bel boy muyum derim. İkincisi de bunu görevi bana veriyorsan istifa ediyorum derim. Bu kadar basit. Erol ve onu kabul etmez. Sedat Simavi'nin gerekirse bu kalemini de kıracaksını gösteremezsen ondan sonra bu işlerden dolayı insanların başlarına neler gelir o ayrı mesele. Ama işte bu ya biz kalitenin... Yakın zamanda Ebru abi çok olağanüstü habercilik işleri gördük. Yani MİT tırları meselesini gördük. Doğru. Yani öyle bir garabet noktasındayız ki şimdi Zeynel Abidin Bey stüdyo dışımızda o katılıyor. Hepimiz buradayız ve hepimiz bir zan altındayız. Yani acaba yalan haberle suçlanan kesin biziz. Acaba bu söylediğimiz yalan haber sayılır mı? Yani. Ya şöyle, yani Fehmi abi, yalan haber dediğimiz kısmını sevgili Kıymaz Başkan, yani siz de takdir edersiniz. Emre abi de bizim meslekte büyüğümüz, abimiz. Yani bir haberi olgunlaştırmadan, yani bazen bir haber için iki ayınızı harcarsınız, üç ayınızı harcarsınız. Gidersiniz, o size duyum olarak gelen bir istihbaratın, bir bilginin gerçeğine ulaşmak için zaman verirsiniz. Emek harcarsınız, bazen de elinizde patlayabilir. Yani bu da mümkündür. Ama bizim burada tartışmamız gereken asıl temel konu şu: mesleki örgütler veya gazeteciler için. Yorumu suç istisnası kabul edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Yani bizim asıl aslındaki bu hikaye buraya geliyor. Yani bu tartışma basın yasasıyla birlikte yorum hakkı da elimizden alınıyor. Oysa yorum hürdür. Yorum hürdür. Yani bu demokratik bir haktır. Arkadaş, ama onu sizden alıyor. İktidarın bu uygulama şeklini beğenmiyorum. Şu kanuna, şu demece karşı... Muhalifim. Muhalifim. Tavrım bu. Bunu yazdığın zaman... yazdı. Yazdı. Suç mudur, değil midir? Duruma göre. Değişir. Kime denk geleceksek. Yani zamanın yoruma birinde... Efendim? Yoruma bağlı. Yorumcunun işte, insafına işte, kalmışsın. İşte buradaki yorum farkı, yani yasa yapıcılar bunun çerçevesini oturtur ise, yani bizim en temel sorunumuz odur. Yani her konuda yasa yapıcı çerçeveyi belirlerse ve onun alanını şekillendirirse, o zaman bu tartışmaya açık kalmaz. Ama siz ucu açık bir kanunun nelere mal olabileceğini hiçbirimiz kestiremiyoruz. Şimdi Recep Peker, ya tabii Emre abinin yanında affına sığınırım. Türk siyasi tarih hakkında konuşacağım ama Recep Peker'e muhalif bir tane yerel medya sahip. İline Recep Peker gelecekmiş. O anda da mübarek aylardan Recep ayının ilk günü. Manşeti şöyle yazmış: Recep ayı geldi. Şimdi Recep Peker, o zamanki CHP hükümeti, bu adam hakkında soruşturma açmış gazete sahibi. O da ben mübarek Recep ayının geldiğini belirttim demiş. Şimdi biz yarın bir gün böyle bir başlıktan dolayı mağdur olur muyuz, olmaz mıyız tartışması var. İşte bana yoruma açık. Yani. Yoruma açık. Yani düştüğün hakimin bunu nasıl yorumlayacağını kestiremezsin abi. Emre abi geldi, dedi ki işte 80 öncesi 80 sonrası siyasi gelişimleri. Aslında Türk siyasi tarihinin gelen basın yasasıyla da alakalı baktığımızda bu bir seçim endeksi bir yasanın olduğunu da görüyoruz. Neden? İşte iktidardır vesaire diğerleridir. Aslında basının buradaki özgürlüğünü, konuşabilme hakkını ortaya koyalım ki özgür bir ülkenin özgür duruşu olsun. Ama ben bu özgürlüğü de bir hakarete getiremem. Tabii. Emre abi gidip siyaset yapan bir isimdir. Beğenirsiniz fikirlerini, beğenmezsiniz. Siyasi söylemleri, parti programını kabullenmeyebiliriz. Ama ben dönüp de Emre abiyi kabul etmediğim bir yerde eğer hakareti aşan, yani oradaki kastı açan bir yaklaşımım varsa, o zaman bu suçtur abi. Benim ne hakkım var? Tabii yani milli güvenlik konusunda sınırımız belli. Oraya gidemezsin. Hakarete gidemezsin.
Tabii. Yani mesele MİT'tırları diyorsun abi. O bir milli güvenlik meselesidir. Yani Almanya örneğini gösterdin ki Emre abi diplomasi alanında hepimizden kıdemli ve değerli bir abimizdir. Ülkelerin, gelişmiş ülken buna Amerika'da dahildir, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa, ülkelerinin milli meseleleri olduğunda nasıl duruyor abi? Yani evet. Orada ya her şey açık diyemezsiniz. Yani MİT'tırları da aslında bir ifşanın ülke üzerinden başka bir hikayesidir. Ben size daha da ilerisini söyleyeyim abi. O zaman FETÖ terör örgütünün bazı basın yayın organlarında haberleri vardı. O haberlerde neydi? MİT'tırlarına dayandırarak Cumhurbaşkanı'nın Lahey Adalet Divanı'nda yargılanması gerektiğini ortaya koydu. Şimdi siz haber yaratıyorsunuz, haberden sonra da bir olgu oluşturuyorsunuz ve o algıyla yarattığınız olguyu birleştirip Batı'ya ne örneği koyuyorsunuz? Al Cumhurbaşkanlığı yargıla. Ya böyle bir şey olur mu? Ama şöyle de düşünmemiz lazım. Bu 12 Eylül'den sonra daha eskiden de öyleydi. Eskiden 50'li yıllarda da öyleydi abi. Edebiyatçılar, şairler gelirdi. Sayfalar tamamlandıktan sonra o şairler, edebiyatçılar o bütün sayfaları okurlardı. Tahsih mi münekkit. Tamam ama mesela bir girizgah yaparlardı. En büyük havamız ne olurdu? Ulan bir haber yazmışım o edebiyat yazarı bilmem kim benim haberin altına tek kelime koymamış. Bak, biz bundan hava atardık. Ama sonra ne oldu? 12 Eylül'den sonra bir tane yüzbaşı geliyordu akşamları. Bütün gazetelere bakıyordu dedi. Bu haber girmez. Hayda. E ne yapacaksın? Oraya da koyardık bir Ajda Pekkan. Ondan sonra sayfayı tamamlayacaksın. Bülent Ersoy yoktu değil mi Emre abi? O yüzbaşıya Devlet Demiryolları'ndan tren biletleri, hediyeler. Ondan ne yapalım? İşimiz gücümüz var. Ondan sonra. Ama o dönemde de her şeye rağmen bir de bazı haberler yasaklandığı zaman mesela bunu sevgili Ali Baransel'e söyleyebilirsiniz. Ali Baransel bir gün benim sınıf arkadaşım profesöre dönmüş demiş ki bu Emre demiş her şeye rağmen her şeyi haberleştirdi demiş. Çünkü neden? O haber girmiyor. Ben de açıyorum telefonu. Ya rahmetli Örsan abi arıyorum Kön Radyosu'na ya da Aslan abi arıyorum İsveç Radyosu'na ya da Nuri Çolakoğlu'nu arıyorum BBC'yi arıyorum. Haber geçince ertesi günü Cumhuriyet İsveç Radyosu'ndan verilen habere göre diye o haber yine yayınlanıyor. İşte dayanak meselesi. Bütün hikaye o. Yani sen onu bir yerden dayanağını gösterdiğin zaman haber giriyor. Giriyor. Ama şu anda tabii bir tarafta şimdi düşünebiliyor musunuz? Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yurt dışı ziyaretleri ya da basın toplantıları şusu busu ne olursa olsun. Oraya gelen gazeteciler kim olması gerekiyor? Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'na destek veren gazeteci arkadaşlarımız oraya geliyorlar. Şimdi ben bir gazeteci olarak haddim değil belki ama Sayın Cumhurbaşkanım siz hatırlar mısınız? Bir zamanlar her yerde petrol bulduyduk. Ayrıca doğalgaz da bir yerlerden fırlayacaktı. Altınlar da buluyorduk. Ne oldu şu petrol diye sorma olanağım yok. Veya şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Amerika'da. Yani. Seyahatte. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın yazar ve çizer. Evet. Ne değişiyor abi? Hiçbir şey değişmiyor. Şöyle ya bir devran devam ediyor. Ama bak şimdi ben çalıştığım Sabah gazetesinde 19 sene çalıştım. Evet. Sabah'la Hürriyet gazetesi birbirlerini yerlerdi. Tabii öyledir. Ama ben de Brüksel'deyim. Yanımda da Muammer Elveren vardır. Günaydın gazetesinde hayatını vermiştir. Hemşerim. Sonra en son Hürriyet'in Paris'te muhabirliği ve temsilcinden emekli olmuştur. Doğru. Bir gün Hürriyet'te bir manşet var. Rahmetli Turgut Bey de başbakan. Brüksel'deyiz. Gittim Turgut Bey dedim. Muammer de yanımda. Bu dedim Hürriyet'teki manşetteki haberi nasıl görüyorsunuz dedim. Turgut Bey çok tatlı bir adamdı. Çocuklar dedi siz buna asparagas mı diyorsunuz dedi. Ben bunu Sabah gazetesine yazdım. Koydum böyle. Ama o soru soruyor. Sen mi diyorsun diyor sana değil mi? Tabii. Ben... Yani. Siz bu habere nasıl bakıyorsunuz? O da bana bir başka soruyla cevap veriyor. Bu asparagas değil mi diyor. Ben bunu yazdım diye rahmetli Çetin Emeç köşesinde tam sayfa yazdı. Sabah gazetesinin patronu, Zafer Mutlu genel yayın müdürü, Selahattin Duman rahmetli, Can Ataklı herkes ondan sonra en altında da benim de adımı bile vermeden muhabir bile o belli olmayan birisinin yaptırdığı haber diye. Ben de aldım şu sarı basın kartını makasla kestim. Oktay Ekşi'ye dedim ki abi dedim bunu Çetin Emeç'e götür dedim.
Oktay abi götürdü benim basın kartı. Ya bu Emre dedi basın evet. kartını makasla kesti sana gönderdi. Sonra neyse Çetin Emeç beni İstanbul'a davet etti. Ondan sonra döndü tamam dedi. Ondan sonra özür dileriz dedi. Yani ona benzer bir şey söyledi. Sen dedi Hürriyet'e gelir misin dedi. Ya dedim bu kadar arkadaş var dedim. Sana ne kardeşim dedi. O Erol Bey'in olduğu dönem. Ondan sonra tamam efendim teşekkür ederim dedim. Sabaha gittim arkadaşlar Hürriyet'e girdim. Hürriyet'e girmek gazeteciliğin... Amiral gemisiydi. Çok önemli etmedi. Bir şeydi. Ya maalesef iki gün içerisinde Çetin Emeç öldürüldü. Oktay Allah. Abiye telefon ettim. Senin transfer yarıda mı kaldı? Hayır transfer olmuş parayı da almışız. Oktay sözleşme dedi, imzaladın mı o tabii zaman? Tabii canım. Oktay abi dedim ne yapacağız dedim. Ertuğrul Özkök gelmiş yerine. Onu da yıllardan beri tanırım. Ondan sonra Oktay abi dedi ki hiç kimseye telefon etme dedi. Eğer atıldıysan dedi senden bir şey istemezler dedi. Sen de paranı al otur oturduğun yerde dedi. Atıldın mı? Atıldık ki bitti. Yani 48 saat hürriyet. Hürriyetçiyim diyorsun 48 evet, saatlik. Olsun ama hürriyete girdik. Şimdi izninizle değerli konuklarım bu basın kanunundan Emre abi de bulmuşken dış politikadan bir analizle devam edelim. İş siyasete geleceğiz. Ben isterseniz stüdyo dışında Zeynel Abidin Kıymaz Bey'e döneyim. Zeynel Bey, yani biz epeydir Suriye'de yaşanan, daha önce Irak'ta yaşanan savaş nedeniyle ülkemize sığınan insanlarla ilgili, ekonomiyle ilgili haberleri çok yapar olduk. Ama şimdi biz de bir yıldır, yani diyeceğiz neredeyse, Rusya-Ukrayna savaşı var bizim kuzeyimizde bir savaş var. Savaştan biz çok göç olarak etkilenmedik ama ekonomik olarak etkilenmek üzereyiz. Hatta bunun bize ekonomik katkısının olup olmadığına ilişkin tartışma var. Şimdi siz Adıyaman'da Güneydoğu'nun çok önemli bir ilinde Suriye'nin neredeyse sınır komşusunuz. Oradan baktığınız zaman bu savaşı krizin tırmanmasını ekonomistlerin bundan çıkış yolu araması konusunda ne düşünürsünüz? Zeynel Bey, stüdyoda bir sesini açabilir miyiz? Tamam, Zeynel Bey'in sesi gitti. Emre abi soruyu duydum. Senden başlayalım. Zeynel Bey Skype'da bir sorun oldu. Evet. Mikrofonda. Ama şöyle bir cümleyle bu işi bağlayalım. Bir de çıkıyorsunuz, hepiniz daha iyi biliyorsunuz. Bu çıkacak kanunla ilgili olarak bir haber gerçek değil ise ne olacak? Bir konu. Güvenlikle ilgili ise ne olacak? Halk arasında korku yaratır mı, yaratmaz ve mı? Ve hangi haber korku yaratır, tabii, yaratmaz? Kamu barışını bozacak bir haber midir, değil o midir? O nasıl tanımlanıyor? Bunu aleni olarak yapan kimdir falan filan. Ya bir de şimdi şöyle aslında yasayı belki noktalamak mümkün olmayacak. Bu tartışma evet, alıp başına maalesef gidecek. Yani daha sonraki zamanda da bu yine Türkiye'nin gündeminde var. Tabii kanun çıktıktan sonra da. Evet. Tartışma devam edecek abi. Tabii. Şimdi yine Emre abinin de ifade ettiği gibi yani biz burada bir haberi yapıyoruz ama haber kamu barışını nasıl tehlikeye sokuyor veya nasıl burada bir iç huzuru huzursuzluğa çeviriyor? Nedir? Kimdir? Yani ufacık bir tweet büyük bir olayı getirebilir mi? Yaratabilir mi? Ve bir haberi bir yerde paylaştığında küçük medya mıdır, büyük medya mıdır? Buna kim değer verecek, kim karar verecek? Yani yereldeki bir hareketin ulusala veya ulusaldaki bir hareketin yerele taşınma noktası nasıl gelişecek? Ya bütün bunlar hepsinin yine aynı ifadeye geliyorum. Yoruma açık mevziler. Çünkü kanun burada çerçevesini koymadığınız bir yerde, netleştirmediğiniz bir yerde tabii, yoruma açıktır. Ve her türlü tartışmayı da beraberinde getirecektir. Nihayetinde diyelim ki seçim oldu ve bitti. AK Parti kazandı, Sayın Cumhurbaşkanı kazandı veya kaybetti. Yasa bu sefer yeniden mi şekillenecek? Nasıl şekillenecek? Kime göre şekillenecek? Hangi kurumlara göre şekillenecek? İşte az önce Emre abi ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gezisi. Sonuçta o Cumhurbaşkanı'nın gezisinde de mevcut olan meslektaşlarımız tek tip soruyla tek tip haber yayınlarını oluşturuyorlar. Peki gelelim şimdi ana muhalefet lideri nerede? Amerika'da. Yine kendine yakın gazeteciler, yine kendine yakın yaklaşımlar sorgulayabiliyor mu seyahati? Farklı sorular gelebiliyor mu? Oradaki düşünce duruşu var mı? Yok. Ne fark ediyor? Yani aslında bütün bunlara baktığımızda yine yasayla birlikte gazetecilerin haber özgürlüğünü kısıtlama noktası
bir yerde kendisi gelecek ki her zaman ifade ettiğimiz başka bir şey vardır. En iyi izah mizah yaklaşımını ortaya koyduğunuzda bu hangi suça girecektir? Diyelim ki bir tane orada hiciv ettiniz veya bir karikatürü koydunuz. Nasıl bir tartışma getirecek? Bunu bilen var mı abi? Yok. Bakın şimdi biz Yenilik Partisi 13 Kasım'da kurultay yapıyoruz. 50 il bir... ve bütün ilçelere kurulmuş bir siyasi partiyiz. Ne iktidar medyası bize selamun aleyküm diyor, ne muhalefet aleyküm selam diyor bize. Yapma Emre abi, kaçıncı defa konuk ettiriyoruz. Genel ya başkanı konuk şekerim, ettik. Yani sen başka. Abi, ben de Emre abiyle ben de birlikte oldum. Yani bu programı yapıyoruz. Tabii sonuçta. Canım bu yani tabii yani izleyiciler. Yani BBN'in, BBN Türk'ün bir farkını belirtmelisin ki burada değerli izleyiciler. İşte ondan sonra yani. Ama ifade etmedin Emre abi. Öyle mi? Yani o BBN Türkiye burada bir şey yapmadı. Ben BBN'e bir şey demedim ki. Yok hayır, yer verilmedi deyince ne selam ne aleyküm selam dedi. Yanlış mıydı Emre abi? Haber olarak açısından peki diye soruyorum. Neyse bu işi şey ederim. Şimdi dünya medyasındaki duruma mı bakacağız yoksa? Ya şimdi bizim Zeynel Abidin Bey döndü mü, sesi düzgün mü? Ha, hazır değil mi Zeynel Abidin Bey'in şeyi var. Şimdi bir savaş var. Evet. Ve beklenenin üstünde bir savaş var. Savaş ekonomileri tehdit ediyor. Artık ülke haritalarını da tehdit ediyor. Evet. Türkiye bu savaştan ne kadar zarar görüyor tartışması devam ederken biz bu savaştan avantaj kazanabilir miyiz? Krizi avantaja çevirebilir miyiz diye konuşmaya başladık. Hatta bugün Putin'in bir açıklaması var. Putin Avrupa'ya gaz satışı ile ilgili Türkiye merkez kurabileceklerini söyledi. Tabii. Geçen hafta Turgay Bey bizim programda dedi ki biz Mavi Akım 1 ve 2'de Balkanlara gaz satışı yapabiliriz. Bununla ilgili var. Ertesi gün Meclis'in komisyon başkanı Turgay Bey'den aldığı pasta gazetecilere demeç verdi. Ve manşet oldu. Şimdi bu savaş işini ben anlamadım. Bu savaş bize dokunuyor mu, dokunmuyor mu, avantaj mı var? Sen deneyimli bir diplomasi yazarısın Emre abi. Yani nasıl görüyorsun? Şimdi işler öyle bir nokta içerisinde ki ondan sonra bakın bugünün haberlerinden bir tanesi de Rusya tırnak içerisinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nde ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rus konsolosluğu açacağını söyledi. Ve Kıbrıs'ın tanınması bakımından büyük bir adım. Moskova'dan kalkan uçak Ercan Havaalanı'na inecek. Larnaka'ya inmeyecek. Bu şimdi önemli bir hamle. Bunu kimi kızdırır bu iş? İngilizleri kızdırır. Doğru. Amerikalıları. Yunanistan'ı kızdırır. Amerikalıları kızdırır. İsrail'i de kızdırır. Onlar istedikleri zaman her şeyi kızarlar zaten. Ama başka, bak bu arada bir boşluğu açalım. Yani bu savaşın getirdiği bir başka boşluk. Kemre abi daha hakim. Yeni bir devlet kuruldu. Farkında mısınız abi? Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti 22 Eylül'de. Aa bu Ermenistan alttaki. Aynen öyle. Azerbaycan Ermenistan hattı. Ve onunla alakalı mesela bir de hat açıldı de. Evet. Ve Beştepe'de de temsilcilik açtı. İlk tanıyan devlet de Türkiye Cumhuriyeti oldu. Bakın. Çok büyük tarihi bir adım yani. Savaşın yarattığı boşluğu veya o süreçte şimdi hangisi neyi tartışacak dediğimizde nasıl bugün Moskova'dan Ercan Havalimanı'na bir uçak iniyorsa yeni kurulan devletin de ara boşluktaki hakimiyeti. Şimdi o zaman temel soru şu. Türkiye gaz ve enerjideki koridoru güçlendirmeye başlayınca bölgesel etki alanı ne kadar genişleyecek? Emre abi de böyle yani bir soru. Yani bu iş için gerçekleşmesi söz konusu olduğu andan itibaren bu tabii Türk ekonomisini ilgilendiren bir şey. Ve ciddi bir döviz girdisi demektir. Tabii ama mesela geçen sefer de bu canlı yayında ben döndüm dedim ki ya tamam çok güzel her şey ala. Yalnız 2006'da biz 4 tane şeyi rafineriyi Koç Holding'e sattık. Satmadan evvel mazot benzinin yarısıydı. Şimdi kimiz? Şimdi yani hadi Ruslarla anlaştık. Doğal gazlar da geldi. Yahu kardeşim tamam. Koç Holding Türkiye Cumhuriyeti'nin büyümesinde büyük katkıda bulunmuş bir şirkettir. Onlarla benim bir problemim yok. Ama pazara gittiğimiz domatese verdiğimiz paranın ondan sonra mazot perspektifinde o hale gelmesini
biz artık bir şekilde sona erdirmemiz lazım. Şöyle bakalım buna, yani bu tartışma başka bir yere evrilir. Götürüyor. Hani, ama konuya öyle. Tekrar ama veriyorum. Ama ben şöyle bir katkıda bulunayım sizlere. Aslında dünyada petrol alanındaki, enerji noktasındaki büyüme dikey değil, yataydır. Ne demek? Şirketler ararlar, bulurlar, ulaştırırlar, işlerler, Amerika'da satışını yapar, elde ettiği gelirle aynı sistemi yaratırlar. Evet. 12 Eylül'den sonra askeri juntanın yönetiminde yine bir yasa değişikliği geliyor ki Turgut Özal biliyorsunuz oradaki başbakanlığı almasıyla birlikte uzun bir süre verilmedi sayın dönemin cumhurbaşkanı tarafından. Orada tam devrilme, yani devretmeye ilişkin artık etkilendirmeye dönemine bir hafta kala o zaman çıkan bir yasada TPAO bölündü, BOTAŞ bölündü, TÜPRAŞ bölündü, petrol ofisi bölündü ve dediler ki efendim böyle olmaz. Yani bu böyle bir büyüme olmaz, dikey büyüme denilen. Herkes kendi alanında büyüyecek ve devlete. Ne oldu? BOTAŞ'ın zararı kime gidiyor abi? Hazineye. TÜPRAŞ ne oldu? Satıldı, özelleştirildi. Petrol ofisi ne oldu? Satıldı. TPO'nun durumu ne oldu ki Adıyaman'da sevgili Kıymaz orada bize anlatır arama işini. Evet. Ne oldu abi? TPO eğer hükümet merkezi bütçeden pay verir ise arama yapabilir. Yoksa yapamaz. Tabii. Dolayısıyla bizim aslında temel duruşumuz şu olmalı. Bazı alanlardaki yatayla dikey büyüme noktası nasıl olacak, nasıl oluşması gerekir? Ve burada devletin yaklaşımı, hani askeri junta bu işe nasıl onay verdiğini hala bir muammadır. Bakın hala bir muammadır. Çünkü Amerika'dan dönemin belli bir isimleri geliyor, Cumhurbaşkanı'na gidiyor, sonra Bülent Ulusu dönemin başbakanı iniyor ve deniyor ki sizin Türkiye'de arama işiniz yok. Çünkü hatırlarsanız bir efsane vardır abi. Derler ki Amerikalılar geldi, Adıyaman'a gitti, orada açıyor şeyi, efendim buluyor üzerine belli şeyler. Biz çocukken tanık olduk, yaşadık, gördük onları yani. Şimdi onun da aslında bir minare boyu fışkıran petrolü üzerine güzel kapatıp beton dökerek buradaki petrol verimsizdir, işletilemez denilen birkaç kuyu vardı. Şimdi onlardan petrol çıkarıldı sonrasında. Sevgili Kıymaz, şöyle anlatayım size onu. Ben de hani işi öğrendim. Yani kimdir, nedir, ne değildir. O da bu işin Türkiye'deki duayeni vardı. Onlarla ben bir araya geldim belgeselini yaptığımda. Aslında petrol aramaya gidildiği zaman elinizdeki imkanlarla kuyuyu açıyorsunuz. Ne demek o? Eğer elinizdeki olanaklar 300 metreye, 200 metreye kadarsa o kadarını yaparsınız. Varsa var. Yoksa siz imtiyazlı hakka sahipseniz, yani size o verilmiş olan ruhsatı evet, belli bir döneme kadar açarak bir kuyu işletme faaliyetine girdiyseniz her yıl belli bir ruhsat ücreti ödersiniz ve o ücret üzerinden o devam eder. Sonra siz onu gelirsiniz A şirketi, B şirketi, C şirketine devredersiniz. Sonra bulunur gider. Şimdi şehir efsaneleri var, yok değil. Ama bizim buradaki temel duruşumuz devletin bu alanlara ücret ödemesi. Yani merkezi bütçeden değil, işlenerek elde edilen gelirden bunu yönetmek. Şimdi buradaki Rus ya Ukrayna Savaşı'nın Türkiye üzerinden, ki Fehmi abi geçen programda bunu ifade etti. Türkiye Mavi Akım 1 ve 2'de devletin üst aklı böyle bir şey. Yani muhteşem. Diyor ki ben fazla gazı alırsam ne yapacağım? Yani bu gazı depolama imkanlarım yok. Üçüncü devletlere satabilme hakkını. Şimdi, ver diyor. Aldı. Türkiye bunu aldı. Yani bu bir AK Parti hükümeti başarısı mıdır? Yoksa ondan önce Avrupa'ya satacak Türkiye. Sat. Ama bu imtiyaz hakkı var sevgili başkan. Bu imtiyaz evet, hakkını Türkiye şimdi almış. Ve bu Kurvay Bey, sizin sözünüzü bölmüş olacağım. Özür diliyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırları çizilirken, biz bunu Lozan'da müzakere ederken bize sınırları dayatan bizim müzakere ettiğimiz kesimler petrolün olduğu bölgeleri, biz o zaman ülke olarak, bürokrasi olarak petrolü işleyecek ve petrolün ehemmiyetini kavrayacak ve anlayacak, bunu masada birebir ciddi mücadelesini verip petrol bölgeleri almaya çalışacak bir heyet değildi. Bu İsmet İnönü ve arkadaşlarını küçümseme anlamında söylemiyorum. O günün şartlarıyla bu olay değerlendirildiğinde Türkiye öyle bir coğrafyaya sıkıştırılmış ki petrol kaynaklarından stratejik olarak Musul ve Kerkük misakı milli sınırları içerisinde olmasına rağmen bizim elimizden İngilizler
oyunla, dalavereyle sonradan konuşuruz diyerek Hatay'la beraber Songa'ya bırakmışlar Lozan sonrasını. Fakat Hatay'ı biz katabilmişiz ama Musul'la Kerkük'ü topraklarımıza katamamışız. Şimdi Türkiye doğusunu iyi bilen arkadaşlar Ağrı'dan, Kars'tan o bölgeden başlayın Hatay'a kadar. Orada sıra dağlar var. Hakkari'den Adıyaman'a kadar olan bir sıra dağ var Hakkari'den. Bu sıra dağımızda buradan yani müjdeleyerek söylüyorum yani Türkiye bilsin. Türkiye'ye yani birkaç trilyon dolar gelir sağlayabilecek bakır madeni var. Tam damar şeklinde. Doğru. Bu Hakkari'nin yüksek dağları bakır madeniyle doludur. Bir ucu Hakkari'dedir, diğer ucu Adıyaman'dadır. Adıyaman'da Eti Maden Cengiz Holding işletiyor. Bu bakır korkunç bir rezerv var. Alıyor, işliyorlar. Bunun içerisinde yüzde bilmem belli miktarda da altın bulunduğu söyleniyor ve rezerv olarak kalitesi yüksek. Şimdi Türkiye'de bor olduğu söyleniyor. 20 yıldır bize hemen hemen her yıl sonuna doğru bir doğal gaz bulunduğu, petrol bulunduğu, yok toryum, yok bor işlenecek, Türkiye şöyle olacak, böyle olacak diyor ama işte zaman zaman Türkiye enerji bağımlılığını azaltacak. Kendi yeraltı, yerüstü kaynaklarını işleyerek en azından %80 enerji bağımlısı olan bir ülkeyi yani biz %50'ye ulaştırabilirsek rakam olarak Türkiye'nin ekonomisi rahatlayacak, yatırım yapabilecek, büyük yatırımlar yapacak, parası olacak, hazinesi olacak. Bizim Türkiye olarak bütçemizin en önemli bölümü enerjiye gidiyor. Dışarı gidiyor. Yani biz evet doğru bakırın üstünde yatıyoruz, borun üstünde yatıyoruz ama biz bunları işlememiz, ekonomiye kazandırmamız kısa vadeli işler değil. Yani işte tok otomobil üreteceğiz, işte şöyle olacak, böyle olacak. Ya kardeşim biz yılda 1 milyon civarında otomobil satılan bir ülkeyiz. Bunun yani markaları tek tek saymak istemiyorum. Bunun içinde Japon var, İtalyan var. Fransız otomobilleri var, Alman otomobilleri var. 1 milyon. Şimdi yarın senin Sayın Kıymaz, size bir evet. Katkı sunmak adına söyleyeceğim. Bakın ben evet. Petrolle ilgili o çalışmaları size söylerken aslında evet. Sultan II. Abdülhamit Han döneminde Alman mühendislerine Türkiye'nin bakın Lozan'dan önce söylüyorum 1901 evet. yılı yani 19. asrın başı. Doğru. O dönemde Alman mühendislerine Türkiye'nin Misak-ı Milli dönemin Misak-ı Milli hudutları çerçevesinde bir petrol araştırma çalışması yani o zamanki yaptırılmış. Yaptırılmış ve hakikaten evet. onun söylediği birçok şey çıktı. Aslında Lozan'da belki Türkiye'nin o günkü koşullarda savaştan çıkmış, kayıplar var. Yani nasıl toparlayacak? Artı bir sürü ciddi kayıplarımızla birlikte dönemin askeri yaklaşımı onu verdi. Biz kimseyi niye onu verdi, niye bunu verdi demiyoruz. Ama hala maden teknik aramada, MTA'da Sultan Abdülhamit Han'ın o döneme ait 1900'lü yılın başında yaptırdığı bütün çalışmaların belgeleri, analizleri, haritaları, değerlendirmeleri var. Her şey var. Temel sorun şurada. Belki siyaseten de Emre abi onu bize de ifade edebilir. Türkiye bir işi yaparken gerçek noktasında ülkenin kazanımları nelerdir? Milli bir duruş. Yani bizim burada hepimizin üzerinde durduğu temel konu her şey için. Milli duruş nedir? Ülkesever nedir? Vatanseverlik noktasındaki yaklaşım nedir? Bakın dün siz araba için söylediniz. Ben size hemen katkı söyleyeyim o anlamda da. Şu anda dün birisi bize söyledi Fehmi abi hatırlar mısın? Gümrüklerde bekleyen arabadan dolayı devletten kaybettiği vergi ne kadarmış? 2 milyar dolar. 2 milyar TL. Niye? Burdur bu şekilde başkanlık sisteminin bizlere kaybettiklerinden ve kazandırdıklarını tartışamıyoruz. Niye tartışamıyoruz? Temel konu dağılıyor. Hangi anlamda dağılıyor? Efendim bu iyi. Neye göre iyi? Bu kötü. Neye göre kötü? Turgay Bey şimdi petrolün olduğunu çıkaramadığımızı, işleyemediğimizi söyledik. Ekonomiye katkı sağlanamadığını söyledik. Ama kolay bir iş değil. Şimdi devlet idaresi içerisinde devlete sinmiş,
belki de biz ya Cumhuriyet'le beraber sızma söz konusu oldu Atatürk'ten sonra ya da NATO üyesi olduktan sonra her şeyimize onlar ayar vermeye başladı. Kadroya müdahaleler başladı. Kabinede Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanlarını bir nevi onların tavsiyeleriyle belirleyen bir ülkeden bugün dünya beşten büyük diyen bir Türkiye gelişimizin hikayesi içerisinde Şırnak'ta petrol ve maden bulan TEPAO'nun 7 mühendisi terör örgütü tarafından kurşuna dizildi. Bu çocuklar. Bu çocuklar petrolü buldular. Buldukları için öldürüldüler terör örgütü tarafından. Bununla beraber birçok önemli iş üzerinde çalışıp Türkiye'ye gelir ve kazanç sağlayacak yerli üretim silah ve radar sistemleri geliştirebilecek genç mühendislerimiz Ankara'da intihar ettiği şeklinde sık sık intihar eden genç mühendislerimizin yaşandığı bir ülkeden ve Türkiye'den bahsediyor. Oralardan Türkiye'ye geldi 15 Temmuz'a yabancılarla dışarıda işbirliği yapan namussuz bir grubun devlet içerisine sızdığı ve Türkiye aleyhtarı çalıştıklarına şahit oldu. Yani Türkiye pranga sadece dışarıdan değil, içeriden güç odakları tarafından da vurulmuş. Türkiye ne yerli silah üretebiliyor ne de ekonomisini katkı sağlayabilecek yeraltı, yerüstü madenlerini işleyebilecek tesislere imkan tanıyor. Ama bununla ilgili hükümeti devriyorlardı. Sayın Kıymaz, bakın FETÖ terör örgütünden en fazla mağduriyeti devlet kadar Fehmi abi de yaşadı. Ben de yaşadım, Emre abi de yaşadı. Yani onların dünyasına biz girmediğimiz için, dünyasıyla bir alakalı olmadığımız için zaten bir yerimiz yoktu. Dolayısıyla bizim milli duruşumuz ortadadır. Ama artık Türkiye'nin şu anda vermesi gereken karar ne aşamadadır? Milli severlik, yani milleti için, devleti için duruş sergileyebilme noktası. Ben bunu şu için söylüyorum. Sismik aramalarla alakalı, maden teknik dediğimiz o kız sismik aramalar artık uzaydan yapılıyor. Eski sistemler bitti. Ama sizin bir petrolü aramanız veya başka bir şekilde maden sahasını işletip bunu bir katma değere dönüştürmek elbette değerlidir. Hatırlar mısın Fehmi abi? Hakkari'deydik birlikte bundan birkaç ay önce. Fehmi abiyle Hakkari'deydik. Orada işte ekonomiyle ilgili sohbet ediyorduk. Burada ne olay? Ya bırakın dedim. Hatırlar mısın abi toplantıda? Her yerde madenleri fabrika olmaz. Madenleri gezebildiniz mi Hakkari'de? Efendim? Hakkari'de maden ocaklarını gezebildiniz mi? Ya geçerken zaten ben biliyorum oraları gittim ben. Yani Hakkari, Van, ben o tarafları çok iyi bilen birisiyim. O yerin çocuğuyum. Yani bizi özellikle götürdüler. Biz hayretler içinde kaldık. Yani Türkiye'nin dağı taşı altın yani işlemi. Ya zaten temel sorun sadece dağ taş değil. Bizim toprağımız da verimli. Bizim bölgelerimiz de verimli. Bacasız sanayi dediğimiz turizm ekonominin en can damarı. Yani biz turizmde bile 50 euro, 50 dolar için yabancıya dönmememiz lazım. Ne kadar? Bu işin 300-500 dolara. Çünkü yatak satıyoruz. Hizmet sektörü dediğiniz temel konu önemli bir gelir değerli düzeyde. Ne kadar süremiz kaldı? Evet. Şimdi çok Emre Bey'e bir bodozlama bir soru soracağım. Tamam. 30 saniye gidiyoruz reklama. Dönüşte sen de başlıyoruz Emre abi. Tamam. Oraya notunu al. Evet. Önemli bir sorun var sana. Eyvah. Değerli izleyiciler, Politik Adam programı reklamlardan sonra devam edecek efendim.